Is that me hating to catch the can? Yeah, you a star in my eyes. You and all the white girls are probably fine. A picture can an nail ball can hide in the sun. I can't believe you really made an unpunished surprise. I swear, damn, this one with the books. Man, I swear, this is fun to look. Man, I swear I'm trying to make it more than what it is. Cause everybody dies, but not everybody lives. İnternet ne için icat edildi? Kedi ve çocuk videoları paylaşmak için. Hepsini seviyoruz. Hepsine elimizden geldiği kadar yer veriyoruz. Ama biz neyi takip ediyoruz? Bilmem. Anlatabildim mi anlayamadım. Bu arada ya soramadım. Beni seviyor musunuz? İnşallah. Evet, teşekkür ederim. Ben bu kadar sevgiyle ölmeyeceğim herhalde. İnşallah. Aramızda yeni katılan birisi var. Doğancan Gündoğdu. Efendim kendisini bir yerlerden denk gelmiş, duymuş olabilirsiniz. Aslında kişisel bir girişim, kişisel bir heves olarak başlattığı bir şey uluslararası bir başarıya dönüştü. Birazdan onunla ilgili detaylara da gireceğiz ama önce acaba yaptığı fragmanı mı izlesek? Hazır mı? Nasıl böyle karıştı? Doğancan Gündoğdu imzalı bir video izledik. Bu arada Doğan mı Can mı Doğancan mı? Doğancan. Doğancan. Peki Doğancan bunun öyküsünü bir anlatır mısın ilk defa görenler için? Tabii. Bahçeşehir Üniversitesi'nde iletişim tasarım bölümünde okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. İşte bir dijital video teknikleri dersimiz vardı. Güven Çatak hocamızın verdiği bir derste. Orada bir jenerik hazırlamamız bekleniyordu bizden final projesi olarak. Ben de böyle bir jenerik hazırladım ve internet üzerine geldim. Hazırladığın jenerik daha gösterime girmeyen Dark Knight Rises filminin, Batman'in son bölümü. Christopher Nolan'ın işte son Batman üçlemesinin 3. filmi. Filmin daha henüz vizyona girmemiş olması tabii internette büyük bir yankı uyandırdı bu video sayesinde. Çünkü henüz hakkında fazla bilgiler yoktu. Fragmanı vardı, işte tek tük posterleri vardı. Böyle bir jenerik çalışmasının birazcık internet üzerinde ilgi çekeceğini düşünmüştüm ilk başlarda. Yapımcılara ulaştı mı bu? İlgin var mı? O konuda şey aslında var. Paul Franklin'e ulaştı. Bu görsel efekt süpervizörü Dark Knight Rises'in. Tam doğru adama gitmiş yani. Hı-hı. Oscar ödüllü bir görsel efekt süpervizörü aynı zamanda. Kendisi Twitter'dan ulaştı hatta bana. Mükemmel olmuş video. I like it is cool gibi bir şeyler yazdı. Ben de dedim en büyük hayalim sizinle birlikte çalışmaktır ileride dedim. O da sizin gibi yetenekli insanlara her zaman açığız tarzı bir şey yazdı. Çok güzel. Krizi fırsata çevirdin yani. Peki buradaki materyalleri filmin resmi şeylerinden aldın herhalde. Filmin set fotoğraflarından yararlandım. Çok fazla bilgi olmadığı için. Ne kadar izlendi bu? Bu internete koyduğum zaman ilk 2 günde 100 bin izlendi. Vimeo üzerinde. Ondan sonraki aşamada 3 haftada da 500 bini geçti sayı. Sadece Vimeo değil, diğer siteleri de toplarsak. Peki devamında ne oldu? Devamında aslında o ilk 2 günlük aşamada çok fazla bir mail trafiği yaşadım. Kendi internet sitem üzerinden bana ulaşıldı. Aslında internet sitem bir blog sitesi gibiydi. Sadece mail adresim vardı. Pek fazla çalışmam da yoktu. Ama mail adresim dolup taşmaya başladı. Dediğim gibi 2 gün içerisinde Los Angeles'tan, Londra'dan, Singapur'dan ve Toronto'dan farklı farklı film şirketlerinden teklifler gelmeye başladı. Hatta İtalyan bir film şirketi kendine bir logo istiyordu. Filmlerde kullanmak için bir intro istiyordu.
Onunla ilgili çalışmayı da yaptım. Bir haftada tamamlayarak ücretini de aldım. Öyle mi? Peki sen kendini, yani ne istiyorlar senden mesela? Yani hani işbirliği önerirlerken film şirketleri ne bekliyorlar? Fazla gelen, işte dediğim gibi film işte teklifleri, şirketlerden gelen tekliflerin hepsini değerlendirmek tabii ki mümkün değil. O kadar zamanım yok her birine yetişecek kadar. Bu yüzden bir düzenlemeye soktum onları ve Los Angeles'tan gelen teklife sıcak baktım. Onlarla bir anlaşma imzaladık. Uyanıksın çünkü Hollywood'a gittin hemen. Evet. Hollywood ayağım olmasını istedim. O işte firmayla anlaştık. Şimdi senaryosunu yolladılar. Senaryosunu okudum. Onlara bazı konseptler, fikirler geliştiriyorum, yolluyorum. Biraz mail üzerinden birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz. Ama sonunda işte jenerik tasarım bekliyorlar benden. Peki hiç Türk sinema, film sektöründen seninle temasa geçen oldu mu? Aslında bu videoyu yükledikten iki haftalık sürecinde, yani videoyu yükledikten sonraki iki haftada yurt dışında çok önemli sitelerde yayınlandı bu. Fubiz'de yayınlandı, MovieWeb'de yayınlandı. Ama Türkiye'ye yayılması işte bu Hollywood damgası yedikten sonra ancak mümkün olabildi. Tabii ki ondan sonra da birçok film şirketin bana e-mail yoluyla ulaştı tekrardan. Türkiye'den. Yani bir şeyler yapmak için mi? Tabii Türkiye'den, yani en azından bir tanışalım gibilerdi. Onlarla da görüşüyorum. Ama ben bir yere bağlı kalarak çalışmaktan yana değilim pek. Daha çok bağımsız tasarımcı olarak yardım edebileceğimi söyledim. Peki bunu ilk internete yüklerkenki amacın neydi? İnternete... Yani böyle bir şeyi öngörüyor muydun? Ya da hayal ediyor muydun? Yok tabii ki. Yani böyle teklifler gelecek, edecek gibi hiçbir hayalim yoktu. Sadece böyle 300 bini geçsin izlenme sayısı gibi bir hedefim vardı. Hatta arkadaşlarımızla da konuşurduk. Yapamazsın diyorlardı, yaparsın diyorlardı. Ama oldu yani. Ondan sonra teklifler geldi. Ben de şaşırdım tabii ki. Emre, Seda, ne diyorsun? Ya yani... ben şeyi de merak ediyorum aslında. Bir yerde biraz söz etmiştin galiba. Burada da anlatabilirsen. Yani bu prodüksiyon aşamasında tamam, bazı fotoğraflardan faydalandın. Onların zaten var olduğunu biliyoruz ama mesela mutfakta yapmışsın, bir buz var falan. Onları biraz anlatır mısın? Onlardan bahsedeyim. İşte 4 haftalık bir süreçten oluşuyordu bu dersimiz. Ben genelde böyle ödevlerini hep son güne bırakan bir öğrenciyim. İşte 3 günlük... Genelde öğrenciler hiç öyle yapmaz ama mesela yıllık dergi çıkaran bir arkadaşım var. Sabahlıyorlar son hafta. Bir yıl ne yaptınız? O işin doğasında var. Buyur aynı ya. Şekilde işte ben de son 3 güne böyle bıraktım. Tabii sıkıştığı için, o ödev hemen yetişmesi gerektiği için, çünkü jüri değerlendirecek, not alacağım. Mutfakta bulduğum malzemelerle ve bastırdığım bir takım malzemelerle, hatta 10 lirayı aşmayacak bir bütçeyle, zaten o da manşet olmuştu. Böyle bir çalışma yarattım. Bildiğimiz evimizin mutfağında işte ışık kurdum. Gece lambası olsun, işte çalışma lambası olsun. Öyle kısıtlı bir imkanla hemen yaptım. Şimdi burada bir sürü teknik var tabii, değil mi? Film var, ışık var. Yani kamera kullanımı var, ışık var. Baskı var, montaj var. Dijital efekt var. Hepsini sen mi yaptın? Evet. Sadece son bölümündeki efekte, yani animasyon kısmında arkadaşımdan yardım aldım. Güneş adlı arkadaşımdan. Onun dışındaki kısım tamamen analog olduğu için internete yayılmasının belki de bir sebebi buydu. İnsanlar hani biraz daha analog işlere merak sarmaya başladı son zamanlarda. Hani efektlerden ziyade herkes efekt yapabilecek konuma geldi. Ama bu sefer geleneksel yöntemler biraz daha kenara itildi. Zaten görüştüğüm bir takım firmalar da bunu bana söylediler. Senin analog yapından yola çıktık. O cesaretini gördük. O yüzden böyle bir teklif ediyoruz. Yani bütün dünya After Effects ve Instagram filtreleriyle şekilleniyor değil mi? Yani böyle en basit bir çay bardağını bile Instagram'la çekince inanılmaz sonuçlar çıkıyor. Mesela onlara nasıl bakıyorsun? Ya güzel bir şey ama işte biraz fazla olmaya başladı sanki. Emre, sen ne diyorsun? Ben kullanıyor musun Instagram? Yok, niye her yok şeyi çünkü. Kullanıyorsun? iPhone'un yok. Evet. Peki hala. iPhone kullanmıyorum. Evet, kullanmıyorsun. Tercih mi? Ya bunu almış bulundum, öyle diyeyim. Hı hı. Peki senin bu tip üretimlere yönelik hiçbir hevesin oldu mu? Ya bu tip mesela değil. Mesela sen de bir sürü ağda varsın. Notların arasında var işte. Aşağı yukarı bütün sosyal ağlarda evet, hesabım var. Aktif olarak yeni kullanıyorsun. Bir çok hemen... güzel tasarımlı bir blogum var. Teşekkür ederim. Emredokuyan.com adresinde. Biz onu da KJ'de gösteriyoruz alt bantta. Teşekkür ederim. Var mı hiç böyle farklı heveslerin? Farklı hevesler... Şimdi bir kitap geliyor. Böyle bir durum söz konusu. Furya'ya girdik. Akıma girdik diyelim. İşte önümüzdeki ayın 15 ile 20'si arasında çıkacak muhtemelen. Ne kitabı bu? Bir roman. Roman. Evet.
Yani roman demek ne kadar doğru olur bilmiyorum da biçim olarak roman diyebiliriz. Pekala. Bu internetin sunduğu yeni olanakların hani çıkarttığı yeni insanlar var. İşte belki şimdi hayatı değişecek. Bir yaptığı okul ödevinden sonra bambaşka bir noktaya gelecek. İşte belki Emre'nin yazdığı kitap onu bambaşka bir noktaya getirecek falan filan. Peki geleneksel mecra bu insanlara gözünü kulağını yeterince çeviriyor mu acaba? Mesela bir sürü bana mesaj geliyor. Ben de GQ'da yazmak istiyorum. Ne yapabilirim diye. Mesela bu platformlardan birilerini toplama gibi. Şöyle. Aslına bakarsan yola çıkarken ben şöyle diyordum. Şeyde webde yazı yazan, blogu olan ya da işte sosyal medyada akıllıca laflar eden insanlar var. Bunları bulmak ve bunlara bir platform vermek lazım. Ve bir akıllıca bir karışım yapalım. Hem bildiğimiz, tanıdığımız, yani tanınmış insanlarla ilerleyelim. Ama bir yandan da yeni insanları belki geleneksel mecra, yani bir dergiye kazandırmak lazım. Aslında tam da aklımdan geçtiği gibi oldu. Yani hem kalem olarak tanıdığımız isimler var şimdi dergide. Ama aynı zamanda da işte bloglarından ya da sistemli bir yerde, düzenli olarak bir yerde yazmayan ama arada bir yazılarını beğendiğimiz insanlardan mürekkep bir kadro çıkardık ortaya. Örneğin işte şeyimiz var. Cinsel konulardaki soruları yanıtlayan bir seks editörümüz var. O mesela daha önce böyle bir tecrübesi yok. İlişki yazarımız var. Deniz mesela blogger aslında ama... Bizim de yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önceki konuğumuzdu. Hayatımın Erkeği blogunun. İşte Deniz. Evet. Evet Deniz mesela bizde şimdi haftalık, aylık yazı yazıyor. Evet. Mesela başka konularda uzmanlığı olan insanların ama aslında aynı zamanda yani profesyonel uzmanlıklarından farklı alanlarda insanlara yazı yazdırmak bildikleri alanlarda. Mesela çok ünlü bir reklamcı Levent Erden'e kendi hayatından bir kesit anlatmasını istedik ondan. O da yapıyor. Mesela bekar baba olmak yani hani evlenmiş, çocuğu boşanmış, var, boşanmış. Yani. Ama biliyorsun hani o ayrı bir durum ya. Yani hani çocuklu ve bir yandan da bekar olmak bu başka bir hayat. Onunla ilgili mesela şeylerini, anekdotlarını ve hayatını bizimle paylaşıyor. Güzel de bir başlığı vardı da bir yandan bakıyorum. Acaba yayında söylenebilecek şey mi değil mi? Geleneksel mecralar da öyle bir hale geldi ki yakında hani bir tek Pepe seyredebileceğiz herhalde yani. Ne kadar zor bir şey haline geldi. Allah'tan böyle sosyal medya var da arada subap olarak kullanıp rahatlıyoruz. Gentleman Gaga demiş ki bir güne soralım. Bir de böyle bir olay var değil mi? Hani herkes birbiriyle ahbap, dost, arkadaş. Bir güne soralım. Sosyal medya yazarları gelecek neslin kalıcı yazar kitlesini oluşturur mu? Yani gelecek neslin kalıcı yazarlarından bazıları sosyal medyadan çıkacak onu söyleyebiliriz. Ama hepsi kalıcı olacak mı bilmiyoruz. Çok da güzel bir soru Doğancan Gündoğdu'ya gelmiş. Şöyle açayım. Levent Erkök demiş ki bu fragmana sayın hocalarımız ne not verdi çok merak ediyorum demiş. İlk notlarım birazcık düşüktü aslında. Kötü gelebilirdi ama hocamız da böyle bir yayılınca, bir Hollywood'dan teklifler gelince A'yı verdi. Üstündeki baskıyla. İlk notun neydi? O biraz daha düşüktü. Hani B artı belki gelebilirdi. Ama bu final projesiyle tamamlanmış oldu. Buna sosyal medyanın gücü baskısı herhalde değil mi? Aynen, kamuoyu baskısı. Peki bir yandan da şey sorayım. Bizi bu manada bir kitle sürü psikolojisine de yöneltiyor olabilir mi? Mesela trendler...